bu sürede meslek örgütümüzün başındaki kalıcı yönetsel anlayış, meslek ve meslek mensubunun saygınlığını ülke ve uluslararası kamuoyunda hak ettiği yere taşıyamamış. Meslek ve meslek mensubunun sorunlarını çözememiş. Mesleğe ve meslek mensubuna günümüz koşullarına uygun bir vizyon oluşturamamış. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek verememiş. Mesleki kazanımlarımızın önünde engel olmuş ve meslek mensubunu adeta öğretilmiş çaresizliğe mahkum etmiştir. Mesleğimizin içinde bulunduğu bu kaotik düzeni yıkmak isteyen tüm mesleki muhalif grupları tek çatı altında toplamaya amaçlayan bizler, Öncüler Mali Müşavirler Birliği olarak mesleki sorunlarımızı ülke sorunlarından ayrı görmüyoruz. Bu kapsamda mesleğimizin çıkarları temelinde mesleki bağımsızlığımızı sağlamak, mesleğimizi uluslararası standartlara kavuşturmak, meslek örgütünü ticarethane, meslek mensubunu müşteri gibi görmeyen bir anlayışa sahip, meslek mensubunu kucaklayan, daha müzakereci ve mücadeleci bir örgüt yönetimi yaratmak üzere bir arada olmak istiyoruz. Mesleki kazanımlarımız için kurtuluş yürüyüşümüzü başlattık. Siz değerli meslektaşlarımızı Öncüler Mali Müşavirler Birliği çatısı altında toplanmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Meslek kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Birincisi çok mutluyuz. Hedeflerimize yavaş yavaş ulaştığımızı görüyoruz. Çünkü bu mesleğin birlik olması, bütünlük içerisinde meslek sorunlarını çözmesini her zaman hedefledik. Hiç kimseyi ötekileştirmek gibi derdimiz yok. Mutsuz bir mesleği mutlu hale getirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bugün burada bizimle aynı yolda yürümüş, aynı düşüncelere sahip ve onların da ötesinde ortak paydamız meslek üzerinde, meslek çatısında birleştiğimiz Yeni Mali Müşavirler grubuyla meslek siyasetini, hedeflerimizi birlikte başarmak için bir araya geldik. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Özveri isteyen bir süreç, emek isteyen bir süreç, fedakarlık gerektiren süreç ve ortak faydaları yaratabildiğimizi kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yapıdan meslek adına çok güzel prizler oluşacak, çok güzel sonuçlar çıkacak. Hiçbirimizin bireysel ya da ben olgusu olmadan bu anlayışlar, bu çatılar oluşuyor. Ben herkesi tekrar emeklerinden ve katkılarından dolayı, özverilerinden dolayı kutluyorum. Grup yürütmesi olarak 2019 Mayıs'a adımımızı burada atmış oluyoruz. Tabii bu bir ilk olmayacak. Grubumuzun daha da büyümesi hedeflerimiz arasında, şemsiyenin altında birikecek yapılar daha da artacak ve bununla ilgili bir grubumuzun lansmanını önümüzdeki süreçte sizlerle ayrıca paylaşacağız. Camiaya duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Nusret Bey. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Şey mi, sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Katılımınız ve destek verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bugün ülkemizde yaşanan gelişmeler akademik meslek odalarının geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Bu temelde bizler mali müşavirler olarak paydası meslek olan tüm kesimi kucaklayacak bir örgütsel yapı oluşturduk. Ve bundan sonraki süreçte amacımız muhalif olan ve paydası meslek olan tüm grupları bir çatı altında toplayarak mesleki geleceğimizi daha etkin, daha başarılı bir hale, daha kazanımlı bir hale getirmiş olacağız. Teşekkür ediyorum.
Bu konuda da özellikle birleşen gruplara ve birleşen grup yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Serdar Bey'in dediği gibi artık ben olgusu yok, biz olgusuyla bundan sonraki süreçte mesleki mücadeleyi sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kıdır Bey, sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Şeyden önce bu emek ve katılımların için size teşekkür ediyoruz. Biz artık bundan sonraki süreçte demokratik temelde ortak paydaları yaratarak mesleki kazanımlar için mücadelemizi çoğala çoğala devam etmeye yola çıktık ve devam ettireceğiz. Hep beraber biz olarak bir bütün olarak mesleki kazanımlar için yolumuza devam etmeye karar verdik ve bunu çoğalarak da sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İrfan Bey, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii, teşekkür ediyorum. Öncelikle katkı sunduğunuz için tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Grubumuzun önceliği samimiyetti. Diğer samimi arkadaşlarımızı da aramıza alarak kaynaştığımız için çok mutlu olduk. Ve bu grup 2019 Mayıs'ta bu işi başaracak. Buradan birileri korksun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.